Kaselerini böyle bu şekil yapmışlar. İçine tek başlı kartal ve geometri şekiller işlemişler. Sonra burayı Bizanslılar alıyor. Bizanslı ustalar kaselerini böyle bu şekil yapmışlar. İçine Bizans aptal kuş, ağlayan kuş, onu koymuşlar. Aslında kuş ağlamamış. Su içmiş, su damlaları damlıyor ağzından ama tarihe ağlayan kuş diye geçmiş. Sonra burayı Selçuklar alıyor. Selçuklar böyle bu şekil yapmışlar. İçine çift başlı kartal koymuşlar. Eskiden Osmanlılar da bu kaselerin ufaklarına dua yazıp şifalı su içtikleri tas diye geçer. Sonra burayı Osmanlılar alıyor. Osmanlılar böyle yapıyor. İçine lale ve karanfil işliyor. Bakın hepsinin formu farklı, figür farklı, desen farklı. Hatta renkler de farklı. Bizanslı Roma'nınkiler sarı renklidir. Osmanlı ile Selçuklu'nunkiler yeşil ve turkuazdır. Bu anlattığım seramikler sıraltı seramikleri, kazıma tekniği, sigrofito tekniği seramikler. Ayrıca Osmanlı'da silip tekniği ve bezeme teknikleri vardır. Antik çağdaki seramiklerde, Yunan sanatı, likitos Greklerde, bizim höyüklerde çıkan küpler veya amforalar vardır. Onlarda sır yoktur. Parlatma tekniğiyle yapılmıştır. Sonra işte Çin fırınlarında Çin üretimi başlıyor. Ustalar ilk yaptıkları Çin vazoya da İznik ismini veriyorlar. İznik Çin'i boğumlu vazosu. Tarihe de öyle geçiyor. Bu vazolar genelde 25-30 santim oluyor. Ben size şu an ufanı yapıyorum. İznik Çin'i boğumlu vazosu. Tarihe de öyle geçiyor. Her işte olduğu gibi bu işin de bir püf noktası olduğunu anlatıp bitireceğim. Eskiden atalarımız, dedelerimiz buğday biçmeye giderken yanlarında su testisi götürürler. Bu su testileri suyu buz gibi tutar. Ve bu testilerin burada bir kulbu vardır. Burada da iki tane yeşil boyası vardır. Bu yeşil boyaları koymalarındaki neden ustaların buğdayı biçip gittiklerinde testi buğdaydan gözükmüyor ama bu yeşiller parlıyor. Testimiz orada diye yine alıp su içiyorlar. Usta çırak ilişkisinde de ahilik geneliğinde usta çırağına her şeyi anlatmaz, her şeyi öğretmez. Belli bir şeyler öğretir. Bakalım benimle mi çalışacak, beni terk edip gidecek mi diye. Çırak testiyi yapar gider. Gittiğinde buraya yeşil boya koyar. Yeşil boya kahverengi çıkar ve mat çıkar. Gelir ustasına der ki ustam benimkiler neden böyle çıkıyor? O da çırağına der ki ah be oğlum der. Sen bu işin püf noktasını öğrenmedin der. Bu işin püf noktasını öğrensen yaparsın der. Usta yeşil boyayı koyar verir, pişirir, yeşil çıkar. Çırak yine dener, yine kahverengi çıkar. Tekrar gelir ustasına, ustam seninle çalışacağım, senden ayrılmayacağım, bana bunu öğretir misin der. Oğlum der, boyayı yapmadan önce tozunu üfleyeceksin der. Usta püf dediğinde tozunu üflüyor, çırak uyanmıyor. Sonra da testimin kulpları hep yamuk oluyor, neden hocam der. O da yaşken sağa eğip bırakacaksın, kuruduğu zaman kendiliğinden düzelir der. Ve testiyi ortadan yarar. Her tarafı bir olacak der. Bir yeri kalın olursa suyu ısıtır der. O ustasına teşekkür eder. Ben sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun.